Sıfır Budak YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün sizler için ahşap hobiye marangozluğa başlamak için ihtiyacınız olan 11 aletle ilgili bir video hazırladık. Ben de marangozluğa başlarken bu konuda zorlandığımı hatırlıyorum. İlk başta döküpaj testleri alarak bütün kesimleri yapabileceğimi düşünmüştüm. O derece zorlanmıştım. Ahşapla ilgili en sevdiğim şey projemin aşama aşama küçük küçük kesimler yaparak onların bir araya geldiğinde bir bütün halinde ayağa kalktığını ve kaba saba bir ahşap parçasının sizin ellerinizde bir mobilyaya, oyuncağa, bir mutfak eşyasına dönüştüğünü gözlerinizle gördüğünüz zaman ahşap işlemenin en zevkli tarafını görüyorsunuz. Evet, 11 aletten birincisi Rende el planyası. Çoğu izleyicimiz mutlaka marangozlukla ilgili ilk bilinen aletlerden biri olan bu rendeyi görmüştür veya duymuştur. Evet, ahşabı şekillendirmek için, istediğimiz ebatlara getirmek için ilk kullanacağımız alet rendedir, el planyasıdır. Öncelikle parçalarını görüyoruz, bu şekilde sökülmesini görüyoruz. Rende tığı denilen bıçağı, bu 48 mm'lik bir bıçak. Bıçağın uç kısmı 25 derece açıyla sivriltilmiş bir şekildedir. Bileme işlemlerinde bu açıya dikkat edin. Şimdi bu aletimizin ayarlarından bahsedelim. Birkaç tane ayarı var. Üstündeki parçayı ileri geri şeklinde ayarlamak için ve bıçağı yerleştirdiğimiz zaman, bu düğme şeklinde olan parçaysa, bıçağın aşağıya ve yukarı doğru derinlik ayarını yapmamızı sağlıyor. Bu rende aletinde derinlik ayarı çok önemli. Çünkü ahşabımıza çok fazla girmemesi lazım. Belki 0.1 milimlik parça üzerinden maksimum alıyor. Evet, tekrar birleştirmesinde de rende tığı ile üstündeki parçayı bu şekilde birleştiriyoruz. Üst kısmından çok hafif bir boşluk bırakacağız. Bıçak birazcık ileride olacak. Bu ayar önemli. Eğer fazla ileride olursa bu sefer ahşap parçaları araya çok fazla dolacak ve kesimi engelleyecek. Daha sonra bu şekilde yerine oturtuyoruz. Ayarlama düğmesini nereye girdiğini görüyorsunuz. Boşluk kısmına giriyor. İleri geri şeklinde. Ve en üst tarafa da tutacağı yerleştirip sıkıştırarak son halini veriyoruz. Evet, şimdi kısaca nasıl çalıştığını bir parça ahşap üzerinden göstereceğiz. Öncelikle ahşabın kenarlarını düzeltmek için gördüğünüz gibi çok hafif bir üzerinden alıyor ve planyalama dediğimiz işlemi yapıyor. Bazı ürünlerin özellikle sesine de aşina olmanızı istediğim için çalışma sesini de bu noktada açıyorum. Gördüğünüz gibi çok çok ince bir parça alarak ahşap parçamızı düzeltmeye yarıyor bu alet. Evet, parçamız biraz önce kirli ve düz olmayan bir yüzeyi vardı. Fakat şimdi gayet güzel bir görüntüye ulaştı. Şimdi asıl ön yüzeyini nasıl temizliyor ona bakalım. Evet, gördüğünüz gibi kağıt gibi parçalar koparıyor ahşapta. Biraz önce ne kadar kirli bir yüzeydi, şu an tertemiz, çalışmaya hazır bir yüzey haline geldi. Evet, ikinci aletimiz elektrikli bir alet. Daire testere. Daire testere ahşap işlemekte çok önemli bir alet. Büyük parçaların enine ve dikine kesimlerinde kullanılıyor. Elimizde Stanley'nin bir daire testeresi var. 1600 watt gücünde, 190 mm çapında. Tetik mekanizmasıyla çalışıyor gördüğünüz gibi. Yan tarafta da yuvarlak şeklinde emniyet düğmesi var. Emniyet düğmesiyle tetiğe birlikte basmadıkça alet çalışmaz. Aşağı yukarı her daire testerede benzer özellikler mevcut. Siperlik kısmı kesim yaparken bu şekilde ileri ve geri şeklinde hareket eder. Emniyet için çok önemli bir parçadır. Orta kısmından değişimini sağlanıyor testerenin. Testerenin açılı kesme için ayar düğmesi bu şekilde gevşetildikten sonra
açı istediğiniz açıda getirip 30 derece 45 dereceye kadar kesme imkanı sunuyor. Bu şekilde açılı kesimini yapabilirsiniz. Daha sonra kapatıp bu şekilde sıkıştırma yapabilir. Bir diğer ayarı da testerenin derinlik ayarı. Mandalı bu şekilde gevşettikten sonra alt tarafta zemine oturan parçasını ileri doğru iterek testerenin, gördüğünüz gibi, testerenin derinliğini azaltıp arttırmaya yarıyor. Yapacağınız kesimlerde keseceğiniz ahşabın yüksekliği ne kadarsa bu ayarı da o derinliğe getirmeniz emniyet için önemlidir. Mesela 4 santimlik bir parçayı kesecekseniz bu ayarı da 4 santime, 2 santim ise 2 santime düşürün. Her testerede yaklaşık vardır paralellik mesnedi. Daire testerenin yanlarından bu şekilde girip sabitleniyor. Ölçünüzü aldıktan sonra 4 santim, 5 santim misal bu şekilde bir istediğiniz ebatta kesimi sağlıyor. Paralellik mesnedi kesimlerin daha saatli yapma açısından güzel bir alet. Evet, bu parça ise daire testere için kendimin yapmış olduğu bir kılavuz. Bu kılavuz raylar üzerinde daire testerenin bu şekilde gidip gelmesi için yapıldı. Dikey ve yatay şeklindeki kesimlerde büyük kolaylık sağlıyor. Bu şekilde sıkıştırmaya yarayan bir parça da koydum. Gördüğünüz gibi parçayı tutmaya bile gerek kalmadan testereyle kesimi yapabiliyoruz. Tekrar gevşeterek parçayı çıkartabiliriz. Gönye testere gibi kullanma özelliği de mevcut. Gördüğünüz gibi gönye testere nasıl dikine kesiyor, yapıyorsa bununla da bu şekilde kesebilirsiniz. Evet, üçüncü aletimiz yine bir elektrikli alet, döküpaş testere. Evet, elimizde Hi-Tech markasının bir döküpaş testeresi var. Bu şekilde hız ayarını yapmamızı sağlayan düğmesi, emniyet düğmesi tetik mekanizmasıyla beraber basılırsa çalışır. İkisini birlikte basılı tutmanız gerekiyor. Testereyi takmaya yarayan parça. Testerenin öne ve arkaya pandül ayarı için düğmesi. Genel olarak döküpaş testerelerin özellikleri bu şekilde. Şimdi döküpaş testere bıçakları bu şekilde uzunluk ve kalınlığına göre, uzunluk ve kısalığına göre değişiyor. Kaba kesimler için ayrı, ince kesimler için ayrı oluyor. Ahşap için ayrı ve metal için ayrı. Gördüğünüz gibi üzerinde de ne işe yaradığı yazıyor. Bu bıçaklar T şaftlı olarak geçiyor. Bu döküpaş testerinin özelliğidir. T girişli bıçaklarda çalışır şeklinde. Bu gördüğünüz testere ise demir testeresi. Bunu da nasıl kesim yaptığını biraz sonra videoda göstereceğiz. Evet, şimdi takılmasını da gösterelim. Biraz önce takılmaya yarıyor dediğimiz düğmeyi geriye doğru çekerek testerenin gireceği yerin boşluğunu çıkartıyoruz. Evet, boşluğu görüyorsunuz. T şaftı, T kısmı oturuyor ve bu şekilde yerleşmiş oluyor. Çok basit. Çıkarılması da aynı şekilde düğmenin geriye çekilmesiyle oluyor ve aynı şekilde çıkıyor. Döküpaş testere özellikle ahşap işlerinde daha çok kavisli kesimleri yapmak için kullanılır. Şimdi rastgele bir çizim yaparak size nasıl kesim yaptığını gösterelim.
Testere bıçağının esnek olması kavisli kesimleri kolaylaştırmaktadır. Şimdi de demiri nasıl döküpaj testereyle kesilir onu gösterelim. Evet, kestiğimiz parça pirinç parçası. Fakat bu makineyle 10 milimetreye kadar çeliği dahi kesebiliriz. Evet, sırada dördüncü aletimiz matkap. Delme için kullandığımız matkap aletleri, elektrikli aletler marangozlukta da ahşabın delinmesinde kullanılır ve olmazsa olmaz bir alettir. Öncelikle sütunlu matkabı size göstermek istedim. Fakat hobi için ilk baştaki marangozluk işlerinde bir sütunlu matkabı edinmeniz gerekmiyor tabii ki. Sütunlu matkabın marangozluktaki en önemli faktörü tam olarak dik bir kesim yaptığı için ahşap parçanın üzerinden hangi noktadan delmeye başladıysanız alt tarafta da aynı noktadan çıkmasını sağlıyor. Bu da bazı derinliği olan ahşap işlerinde çok önemli bir özellik. Gördüğünüz gibi çok saatli bir delim işlemi yapıyor. Başlangıç için bu şekilde bir matkap sizler için yeterlidir. Evet, sağa sola dönmesini ayarlayan düğme matkapta, tetik mekanizması gördüğünüz gibi. Hız ayarı. Delme ucunu takmak için baş kısmındaki demir kısmı tutuyoruz ve sağa doğru döndürerek matkap ucunu yerleştiriyoruz. Yine sol tarafa doğru yaptığımız zaman da çıkartıyoruz. Bu da şarjlı vidalama ve matkap olarak geçiyor. Sizlere tavsiyem bu şekilde bir alet almanız yeterli. Hem vidalama işlemlerini hem delme işlemleri için çok yeterli bir alettir. Bu şarjlıdır. Üst tarafındaki düğmesinde şarj miktarını gösteriyor. Bir vidalama özelliği, iki ise delme özelliğidir. Evet, şimdi beşinci aletimiz yine matkap uçları. Matkap uçlarından da burada kısaca bahsetmek istiyorum. Bu gördüğünüz ahşap için olan matkap ucu. Uç kısmı sivridir. Uç kısmının sivri olması ahşapta yine tam olarak işaretlediğiniz noktayı delebilmenizi sağlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde sivri uçlar ahşap içindir. Bu ise demir ucudur. Demir ucuyla alırken HSS özellikli çelik demir uçlarını mutlaka öneriyorum. Bu ise duvar delme için. Yine üst kısmını görüyorsunuz nasıl olduğunu. Bir diğer uç türümüz yaprak matkap ucu. Bu da ahşap içindir. Ve bu ise taş menteşe matkap ucu. Ve vidalama için kullanacağınız tornavida başlıkları çeşitlidir. Havşabaşı. Evet, altıncı aletimiz tabii ki ıskarpela. Iskarpela olmazsa olmaz bir marangoz aletidir. Ahşabı şekillendirmek için, kesmek için, oymak için her türlü kullanılır. Genellikle set olarak satılır. Fakat ben ilk başlayanlar için boy ıskarpeli almasını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Boş boşuna paranızı harcamayın. Onun yerine en küçük, orta ve büyük şeklinde 3 tane ıskarpeli almanız yeterlidir. Benim en küçük 5 mm, orta 16 mm, büyükse 40 mm. Bu sizler için yeterlidir. Evet, kesimi nasıl yaptığımızı gösterelim. İki şekilde kesimi yapılabilir. Bu şekilde açılı olarak kesim yapabilirsiniz. Bir diğeri ise yatay şeklinde yapabilirsiniz. Ama ıskarpela ile ilgili mutlaka öğrenmeniz gereken bir şey, iki elinizi de ıskarpelanın gerisinde tutun. Gerçekten çok keskin bıçakları vardır. O yüzden emniyet için mutlaka iki elinizi de ıskarpelada sapından tutarak işlem yapın. Evet, yedinci aletimiz ahşap törpüsü.
Ahşap törpüsü diğer törpüler gibi üzerinde küçük küçük demir çıkıntıları bulunur ve ahşabı oymada, şekillendirmede kullanılır. Sekizinci aletimiz tabii ki testere. Gördüğünüz gibi iki çeşit testeremiz bizde mevcut. Sağ çalı testere denilen, üst kısmında parçası bulunan ve düz kesim yapmasını sağlayan bir testere türüdür bu. Evet, iki testerenin kesim farkını görüyorsunuz. Dokuzuncu aletimiz işkence. Marangozluk işlerinde ahşabın birleştirilmesinde ve işleme safhasında kullanılan bir alettir işkence. Çeşitleri mevcuttur. Bu gördüğünüz mandal tipi işkence. Bu gördüğünüz F işkence denilen şeklinden ismini almış olan bir işkence türü. Sait Demirci'nin hafif tip işkence olarak geçiyor. Hafif tip olması da kalınlığı, demirin kalınlığından kaynaklanıyor. Bu da yine Sait Demirci'nin F'ye işkencesi ve ağır tip diye geçiyor. Yan taraftaki lama 3,5 milim kalınlığındadır. Bu ise benim en çok sevdiğim işkence türü boru işkence. Bu işkencenin özelliği şudur. Daha çok masif panel tarzında ahşabı yan yana birleştirmede kullanılır. Ve su borusunu alarak istediğiniz ebatlarda kestirirsiniz ve isterseniz 150 santimlik bir işkenceniz olur, isterseniz 50 santimlik bir işkenceniz olur. O yüzden diğer işkenceler gibi sabit ölçülere sahip değildir. Nasıl çalıştığını da kısaca gösterelim. Bu şekilde iki parçayı yerleştiririz. Arayı tutkalladıktan sonra, burada tutkal sürmüyoruz, yan taraftan sıkıştırmalarını yaparız ve elimizde bir masif panel oluşur. Evet, 10. aletimiz zımpara. Evet, benim elimde havayla çalışan bir egzantrik zımpara var. 3M markasının. Zımparalar bu şekilde hava delikleri mevcuttur. Üzerine cırtla yapışkanlı şeklinde kullanılır. İstediğiniz ölçüdeki zımparayı yapıştırır ve işlemini yaparsınız. Kısaca nasıl çalıştığını da gösterelim. Evet, elimde olmadığı için başka çeşit zımparalar da var. Onları da internet üzerinden sizlerle paylaşayım. Mutlaka sizin elinizde ya vardır ya da alacaksanız da böyle bir zımpara alacaksınız. Elektrikli egzantrik zımpara bunlar, gördükleriniz. Bunların hepsi işinizi görecektir. Diğer bir tür ise titreşimli zımparadır. Bu gördükleriniz titreşimli zımparalar. Marangozluk için bize egzantrik zımpara gerek. Bu ise tank zımparadır. Tank zımparayla hiç işimiz yok. Yüzeyden çok fazla parça alır. O yüzden tank zımparayı kullanacağımız çok fazla yerimiz yoktur. Evet, son aletimiz marangoz gönyesi. Marangoz gönyesi bence bir marangoz, ahşap hobiyle uğraşan kişi için en önemli alettir. Biraz önce saydığımız 10 tane aletin yaptığı tüm işleri kontrol etmekte kullanılan alet gönyedir. Düzlüklerini, dik olarak kesilip kesilmediğini hepsini gönye vasıtasıyla kontrol ederiz. Bu şekilde gönye çeşitlerimiz mevcut. Bu gönyemiz kombinasyon gönyesi ismiyle geçiyor. Yan taraftaki cetvel çıkarılıp takılabiliyor. Fakat diğer gönye ile kontrolünü yaptığınızda gördüğünüz gibi çok
küçük bir fark var. Yandaki parçanın çıkarılıp takılabilir olması tam olarak 90 derecelik bir açı yakalayamamamıza sebep oluyor. Bu da gönye için bizim istediğimiz bir husus değil. Fakat küçük parça tam 90 dereceyi ölçmemize yaradığı için kullanışlı. Evet, diğeri ise Stanley'nin bir gönyesi. Klasik bir gönye. Sabit. Ben gönye için izleyicilerimize kesinlikle sabit gönyeleri tavsiye ediyorum. Evet, gönyenin kısaca ne işi nasıl kullandığımızı da gösterelim. Bu şekilde diklik kontrolü yapıyoruz. Örneğin rende ile yaptığımız kesimden sonra yüzeyin tam düz olup olmadığını kontrol ediyoruz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Umarız ahşap hobiye başlayacak olan izleyicilerimize faydalı bir video olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.